Kılıçdaroğlu adaylığını ilan etmeden 2 ay önce 6 Ocak'ta endişemi bir vatandaş olarak dile getirmiştim dediniz. Ne dile getirdiniz de şimdi ne yaşanıyor ve yaşananlara bir akademisyen olarak, bir vatandaş olarak, bir seçmen olarak bakınca ne görüyorsunuz? Şöyle açıkçası yani bunun için alim olmaya gerek yoktu aslında. Şimdi Meral Akşener'in de adaylıktan çekilmesi sadece 3 adayı bırakmıştı geride. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu. Muhalefet yerel seçimlerde olduğu gibi farklı bir aday oluşturma profili içerisine girmedi. Bu çalışma içerisine girmedi. Dolayısıyla yeni bir isim konuşmak pek mümkün olmadı. Kemal Kılıçdaroğlu bu üç aday arasında en gerideydi. Hatta Meral Akşener'in de gerisindeydi birçok araştırmada. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bizzat danışmanlığını yapan isimlerin araştırmalarında da bu son dakikaya kadar böyleydi açıkçası. Ve şunu da gözlemliyorduk. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsına da bunu ifade ettim. Kemal Kılıçdaroğlu gençleri bilhassa motive edemediği için sonuçta gençler içine doğduğu siyaset ortamında en çok karşılarına çıkan iki isim var. Kemal Kılıçdaroğlu ve Tayyip Erdoğan. İkisinden de sıkılmış durumdaydılar. Yani evet Tayyip Erdoğan 2002'den beri yani 2003'ten beri Türkiye'yi yönetiyor olabilir. 94'ten beri aslında siyaset içinde olabilir. Ama Kemal Kılıçdaroğlu 2010'dan beri CHP Genel Başkanı ve 10 seçimi kaybetti bu seçimle birlikte. Dolayısıyla böyle kaybeden bir imaja sahip olan, sürekli stereotipleştirilen, bunların birçoğunu da hak etmediği şekilde yüzleşen yani sonuçta iktidar medyası çok etkili ve iktidar medyasının sürekli hedef haline getirilen bir şekilde terör örgütleriyle kol kolaymış gibi gösterilen halbuki PKK tarafından hedef alınmış olan oğlunu askere göndermiş olan bir siyasetçi olarak bunların önüne geçememiş bir ismi aday yapmak çok yanlıştı. Çünkü buradaki tepki oyların yani bahsettiğim o genç grubunda son dönemlerde dijital milliyetçiliğin de artmasıyla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile yan yana olması suçlamasının da getirdiği bir Atatürkçü milliyetçi refleks vardı ve Muharrem İnce'nin ve Zafer Partisi'nin çıkaracağı adayın çok yüksek oy alabileceğini ben Kemal Kılıçdaroğlu'na ifade etmiştim. Neticede ilk turda Kemal Bey'in adaylığı ilan edildikten sonra yaptığımız araştırmada Kemal Kılıçdaroğlu %39'la başlamıştı. Muharrem İnce yaklaşık %16'lar seviyesindeydi. Sinan Oğan da %3'ler seviyesindeydi. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın eklemlenmesiyle ancak %45'leri bulabildi Kemal Kılıçdaroğlu. Ve ben de Ocak ayında şunu ifade etmiştim. Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa AK Parti ile MHP zaten şu an %45'leri zorluyor. Çünkü seçim ekonomisinde çoktan başlamışlardı. Asgari ücret zammı ile 2002 yazında. Sonrasında EYT hamlesiyle, sosyal fon projeleriyle, dış politikadaki hamaset tavrının sürdürülmesiyle, Ukrayna-Rusya savaşında etkin rol oynanmasıyla birlikte zaten AK Parti ve MHP 45'lere yaklaşıyordu. Ümit Özdağ ve Muharrem İnce'nin Muharrem İnce'nin adaylığı ve Ümit Özdağ veya başka birinin Ata İttifakı'nın adayı olarak çıkmasıyla birlikte de en az %6-7 bandında oy alabileceği tahmin ediliyordu. Yani bizim hesaplamalarımıza göre ve geriye kalan oy oranı yaklaşık %47'lerdeydi Kemal Kılıçdaroğlu için. Bu daha da aşağı düşebilirdi. Yani çoklu aday senaryosunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun alabileceği oy oranı maksimum %47 idi. Ve bu senaryoda Cumhur İttifakı meclis çoğunluğunu da alabiliyordu. Çünkü yeni seçim yasası tamamen Cumhur İttifakı'nın daha kolay şekilde meclis çoğunluğunu alabilmesi için yapıldı. Zaten ortak liste işine de yanaşmadılar tam anlamıyla partiler ve Cumhur İttifakı kimselerin beklemediği şekilde muhalefette en azından 320'leri de aşarak meclis çoğunluğu rahatça elde etti. İlk turda %49,5'i buldu ve ikinci turda çok rahat kazandı. Evet seçim güvenliği konusunda ciddi endişeler var. En azından seçmen kaydı konusunda ciddi endişeler var. Ama kimse bu bahanelere sığınıp 2,5 milyonluk farkı açıklayamaz. Yani 2,5 milyon fark seçim hilesiyle açılabilecek bir fark değil. Bu kadar kör göze parmak seçim hilesi yapmıyor iktidar cenahı da. Çünkü seçimli bir otokrasi için en azından yani muhalefetin %48-49'larda kalıp Tayyip Erdoğan'ın da %50'nin üzerindeki oy oranıyla sandıktan rıza alması gerekiyor. Bu görüntüyü sergilemeleri gerekiyor. Dünya genelindeki diğer ülkelerden bir şekilde destek ve onay alabilmek için bir Putin değiliz. Yani Putin rejimi değiliz veya Orta Asya ülkelerindeki Azerbaycan'daki ya da Afrika'daki, Asya'daki diktatörlükler gibi değiliz. En azından biz seçimli bir ülkeyiz mesajını vermeleri gerekiyor. Bunun için Kemal Kılıçdaroğlu çok işlevsel bir adaydı.
Bunu birçok kez yayınlarda ifade ettik, yazılarda ifade ettik. Araştırmalar zaten kendileri bizatihi o tabloları gören kişi oradan o dersi alıyor. Araştırmalar kendisi söylüyor zaten Kemal Kılıçdaroğlu aday olma diye. Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda çok ısrar etti. Maalesef masada Meral Akşener'in basiretsizliği, diğer kişilerin de kibri ve ne diyelim Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında sıralanması çıkarcılık kendi menfaatleri için masadaki. İmamoğlu ve Yavaş'ın da İmamoğlu biraz daha burada az sorumluluk sahibi davasına ötürü daha cesur davranabilirlerdi belki ama neticede böyle bir hata yapıldı, çok büyük bir hata yapıldı. Çünkü başkanlık seçimlerinde aday her şeydir. Masa kazanır, adaya bakmayın, esas olan masadır, masa kazanır diyenler de açık açık bize doğruyu çarpıttılar. Yani bu doğru bir bilgi değildi. Onlar da bunu çok iyi biliyorlar. Çünkü Türkiye birçok açıdan Amerika'nın küçük bir versiyonuna dönüşmüş vaziyette. Bu başkanlık sistemiyle de en azından seçimlerde bize böyle yansıdı ve aday ne kadar önemli karşımıza bu çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu en olumsuz aday profiliydi. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu hem kendi seçmenlerini motive edemiyordu. Sadece İYİ Parti değil, HDP seçmenlerinin de en az %15'ini hem de ilk turda motive edemedi. 2018'de HDP'ye oy vermişleri. Saadet seçmenini motive edemedi. Kararsızları tam anlamıyla yanına çekemedi. Gençlerde çok büyük mobilizasyon sağlayamadı ve 2018'de sandığa gitmemiş olan ve belki de muhalefete oy verebilecek İmamoğlu veya Yavaş'a oy verebilecek kişilerin sandığa gitmemesini ve belki de sandığa gidip bir kısmında Erdoğan'a oy vermesini neticelendiren bir aday tercihiydi. Karşı tarafı konsolide ediyordu aynı zamanda da. Şunu biliyoruz, son hafta özellikle duygu yoğunluğu yükseldi ve terör söylemi özellikle Karayılan videolarıyla birlikte iyice ayyuka çıktı. Ve son günde ayin gibi bir Ayasofya ziyareti yaptı Erdoğan. Ve AK Parti teşkilatlarının tüm mahalleleri ve kılcalları hakim oldukları için mahallelerindeki küskünleri tek tek aradılar. Buna ben şahidim. Ve sandığa gitmelerini sağladılar. AK Parti bir önceki sene 2018'de AK Parti'ye oy verdim diyen 100 kişi, 100 kişinin yaklaşık 70'i maksimum AK Parti'ye oy vereceğim diyordu. Erdoğan seçim ekonomisiyle bunu 80'lere taşıdı. Kemal Kılıçdaroğlu adaylığıyla bu 90'lara yükseldi. Son birkaç günde de duygusal yoğunluğun artması ve vefa hissinin kabarmasıyla birlikte terör endişeleriyle de beraber, milli güvenlik endişesiyle beraber Tayyip Erdoğan kendisine oy vermiş olan AK Partilerin neredeyse tamamını sandığa götürdü. MHP'de biz yaklaşık %30'a varan fireler bekliyorduk. Aslında MHP'de bu fireyi çok azalttı ve dolayısıyla seçimi neredeyse 2018'deki oy oranını koruyarak kazanmayı başardı. Ama burada Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş gibi profil olsaydı bu kez kendi tarafını motive edebilecekti muhalefet. İYİ Parti ve HDP'de fireler çok az olacaktı. Buna karşılık da kutuplaşma ve duygu siyasetiyle birlikte AK Parti ve MHP'nin katılımının bu denli artması da engellenecekti. Belki de %55'lerle seçim kazanılabilecekti. Maalesef muhalefet bu riskli yolu tercih etti. Burada rejim unsurlarıyla yapılan belki görüşmeler etkili olmuş olabilir bu kararda. Bunu hem CHP'li hem AK Partili kaynaklar söylüyor. Hem istihbari birimlerden hem askeri birimlerden bir şekilde temas kurulduğu Kemal Kılıçdaroğlu'yla ve aslında devletin Kemal Kılıçdaroğlu'nu beklediği yönünde birçok iddia dile getirildi. Zaten İmamoğlu'na ceza verilmesi, Özdağ'ın da Mansur Yavaş'ı durduk yere bir anda parlatması ve HDP'nin Mansur Yavaş'ı tepki koyması da bence bunun bir parçasıydı. Bence bu bir komplo değil. Zaten az çok Ankara'yı bilen, Ankara statükosuna hakim olan kişiler böyle olacağını tahmin ederler. Çünkü Ekrem İmamoğlu beklenmedik bir aktördü aslında. Belki de rejimin bir hesap hatasıydı. Yani İstanbul seçimlerinde Binali Yıldırım, Berat Albayrak ve Bilal Erdoğan koordine şekilde çalışsaydı belki de kazanabilecekleri bir seçimde bir şekilde İmamoğlu çıktı oradan. Hocam belki de o gece aslında saat 23'teki Binali Yıldırım'ın basın toplantısında kazandık açıklamasını bozan hamle Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. Çünkü sandıklara sahip çıkması belki de hiç o hesap bozulmamış olacaktı. Evet evet, yani İmamoğlu bunu yaptı. İkinci seçimde de büyük başarı ortaya koydu ve tıpkı Demirtaş gibi bunun karşılığında cezalandırılan bir aktöre dönüştü Ekrem İmamoğlu. Yani onun önünün kapatılacağı çok açıktı. Mesela ceza günü 14 Aralık'ta hepimiz aslında az çok Taylan Bey zaten İBB meclisinde biliyordu. Cezayı bekliyorduk yani. Ben bekliyordum şahsen. O bunu gün bekledim. Aslında Ekrem Bey'in elini kaldırsalardı ve Almanya'ya o gün Kılıçdaroğlu gitmeseydi, stratejik bir hata yapmasaydı ki orada benim kocaman hata yapmasaydı ki ne farklı okuduğumu söyleyeyim özellikle.
elini kaldırsalardı cezaya karşılıkta da Kılıçdaroğlu kendini yedek aday diye deklaresiydi. Bugün evet. Karşımızda farklı bir Türkiye vardı, onu görüyoruz zaten. Kesinlikle bu cesareti gösteremeyen bir eski nesil siyasetçiler ordusuyla savaşa girdik. Bir şekilde İmamoğlu ve Yavaş da bu yani yükün altına girmiş oldular. Belki de yapmak zorundalardı ama şunu bilmek gerekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu bu devletin bürokratı. Meral Akşener bir şekilde bu devlet için bakanlık yapmış birisi. Diğer isimler de zaten Abdullah Gül'le birlikte yeni Türkiye'yi tırnak içinde inşa etmiş isimler. Yeni Türkiye ve eski Türkiye'nin konsorsiyumunda bence Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu adaydı. Zaten aslında 2020 kurultayında Tuncay Özkan gibi isimlerin Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yakını bir şekilde pozisyon almasıyla birlikte açığa çıkmıştı bu plan. Yani izleyebilenler bunu zaten takip edebiliyordu. Onun izlerini görebiliyorlardı. Aslında Gabriel Garcia Marquez'in Kırmızı Pazartesi romanındaki gibi biz ağır çekimde bir yenilginin bize doğru geldiğini görüyorduk. Yani bunu CHP'liler Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir şekilde Tayyip Erdoğan karşı olan %55'ten en az 51-52 oy oranıyla kazanabileceği hesabıyla tercih ettiler. Ve çok büyük bir şevkle sanki Türk solunun en büyük başarısıymışçasına Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı almasını kutladılar. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne yani bu Türk solunu heyecanlandıracak bir aday olduğunu düşünüyorum. Ne de Kemal Kılıçdaroğlu nefretinin toplumdaki veya karşıtlığının Tayyip Erdoğan karşıtlığından az olduğunu düşünüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'na karşıtlık da en az Tayyip Erdoğan karşıtlığı kadar etkili bir dinamikti ve biz seçimde bununla yüzleştik maalesef.